Hepinize merhaba arkadaşlar, lezzet dünyama hoş geldiniz. Arkadaşım Müberra bana bugün pancar çiçeği göndermiş, karalahana çiçeği. Ben de onu değerlendirmek istedim. Biraz fazlaydı, bunlardan ben yarım kilosunu kullanacağım. Öncelikle pancar çiçeklerimizi narin, nazik kısımlarından koparıp sert kısımlarını ataraktan seçerek işe başlıyoruz arkadaşlar. Kalın kısımlarının da dış kabuğunu soyaraktan iç yumuşak kısmını, narin kısmını yine haşlamada kullanabilirsiniz. Seçiyoruz, güzelce yıkıyoruz çiçeklerimizi. Brokoliyi andıran bir tada sahip pancar çiçeği sevenler için tercih edilebilir. Kaynamakta olan suyumuza pancar çiçeklerimizi atıyoruz ve çiçeklerimiz yumuşayana kadar kaynatıyoruz. Elimizle kontrol edebiliriz. Yumuşamışsa pancar çiçeğimizi süzebiliriz. Bu arada süzmeden önce de bir yemek kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Arkasından da süzüyoruz. Süzmüş olduğumuz çiçeğimizin üzerine 3 yemek kaşığı mısır unu, 1 tatlı kaşığı pul biber ve 2 adet yumurta koyup güzelce harmanlıyoruz. Kızartma tavamızı yağlıyoruz arkadaşlar. Çiçeğimizi incecik bir şekilde üzerine döşüyoruz ve arkalı önlü kızartıyoruz. Kısık ateşte yapabilirsek yakmadan güzelce nar gibi kızartabiliriz. Yöresel bir lezzet, sebze sevenler için güzel bir lezzet arkadaşlar. Nar gibi kızardı çiçeğimiz. Tam mevsimi, bu aralar pazarda falan görürseniz alıp değerlendirebilirsiniz bu şekilde. Pancar çiçeği kızartmamız hazır arkadaşlar. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bol sağlıklı, bereketli günler diliyorum. Allah'a emanet olun.